Hikayemiz Havva anamızın Adem babamıza elma koparttırarak cennetten kovulmalarıyla başlar. Erkek münasebetleri taş devrinde en ateşli ve romantik gelişme gösterir. Lale devrinin ateşi, kağıthane safhalarında rutubetli ve romatizmalı bir devre atlatınca, sıra... Otobüs aşkı denen masum devre başlar. İşte hanımların otobüsler ve kuyumcu vitrinleri önünde kafeslendiği bu modern zamanlarda kadın avcıları konusunda kendilerine has özel metotlarıyla ün salmış iki çapkın vardı. Bu çapkınlardan biri, hıçkırık romanla kovalar dolusu gözyaşı döken masumeler, evde kalmış kızlar ve çapkınlık mesleğinde domestik adı verilen hizmetçiler üzerinde iş tutan Selim'di. Ona tutulan hizmetçilerin hanımları, buzdolaplarındaki eksikler hakkında hesap sormak lüzumunu duyarlardı. Çünkü elmaların irisi, pilişlerin körpesi ve her türlü yiyeceğin alasını köşklerin, villaların efendileri değil, domestikçi Selim yerdi. Mide faslını lokantalarda geçiştiren öbür çapkınsa, yiyecek yerine mücevherleri ve dolayısıyla da kuyumcu vitrinlerini andıran zengin dulları tercih eder, onları tırtıklamak için de basit bir siyaset numarası kullanırdı.
Kendini günde birkaç öğün hükümet değiştiren Arap devletlerinden birinin talihsiz prensi olarak tanıtırdı. Ama prenslikle ay kadar uzaktan bile ilgisi olmayan bir paşazadeydi. Müsaadenizle kutsal davanıza ben de katılmak istiyorum. Bu değerli kolye belki asilerin zorba çizmesi altında inleyen zavallı halkımın hürriyetlerine kavuşmasına faydalı olabilir ama... maalesef kabul edemem. Onları hürriyetlerine kavuşturacaksa reddetmenize sebep ne? Onlar ölüm bahasına bile olsa prenslerinin iade almasını kabul edemezler. Kalpten kopan bir yardım arzusu iade değildir prensim. Adil idarenizi sabırsızlıkla bekleyenleri düşünürseniz... Eyvah! Bunu sırf halkımı düşünerek kabul ediyorum. Bir prense bu kadar yakın olmak öyle heyecan verici bir şey ki... Kalkınız mahbubem, kalkınız. Artık basit bir fert değilsiniz. Bu cömert ve işten davranışınız... sizi de asiller, prensesler sınıfına soktu. Ah, demek artık ben de prensesler sınıfına katıldım ha! Eyvah! Mücevherler umumiyetle kadın güzelliğini arttırır ama sizin için hiç de öyle değil. Çünkü bu nefis boynu örten her mücevher... onun güzelliğini saklayan kötü bir maskeden başka bir şey olamaz. Kolyeniz kıymetli de ama... çok daha değerli bir güzelliği gölgeliyordu. Tıpkı küpelerin kulaklarınızı gölgelediği gibi. Siz sadece prens değil, şairsiniz de. Her hakiki prens bir şairdir. Prens Harim, zengin dulların mücevherlerini cebe indirirken... domestikçi Selim de midesini dolduruyordu. Beni ne kadar seviyorsun? Oh, şu nefis bir zola kadar! Sen şimdi A'yı B'yi bırak da bana bir şişe daha getir! Beyefendiye kalmadı ama! Karyolalarıyla güzel hizmetçi kızların kalçalarını kontrol ederken... Prens Halim de turistik otele gelen olgun hatunların ekonomik durumlarını inceliyordu. Peki! Ya şu siyah saçlı kim? Mücevheratçı dükkanına benzeyen... Evet! Lamia çok para, Adanalı, dul. Kocasını sekteyi kalpten yolcu etmiş. Kefenin cebi olmadığı için de 27 milyon kendine kalmış. Yaşı 46. Yaşı mühim değil. 17 bin. Domestikçi Selim de hemşerilik numarasıyla Karadenizli bir lokanta sahibinin kızı Leyla'yı tavlamaya çalışıyor. Seni eğlenecek! Söveriz bizi raks etmeyi. Buna derler fındık kurdu. Çok aşıklar hafı yuttu. Aldatır bu hiç aldanmaz. Bizim kız da mantara basmaz. Ram para ram para ram para ram para. Boyu uzun aklı çoktur. Bunun bilmediği yoktur. Buna derler tilki Selim. Parmak versen kalır elin. Aldatır bu hiç aldanmaz. Bizim kız da mantara basmaz. Aldatır bu hiç aldanmaz. Bizim kız da mantara basmaz. Eğer bizim kızı 24 saat içinde tuşa getirmezse oğlunluk sende kalır, kabul mu? Kabul! Sen Temel'in kızını tanımıyorsun. Onun alacağı şey nasihattir. Kız şimdiden gevşiyor, baksana. Boşver, onda öyle dehşetli bir peder var ki... kızının etrafında erkek sinek dönse bile kıyamet kopar. Bu manzarayı bir duysa, ikisi de köftelik kıyma olur. Selim'in numaralarına da kadın dayanmaz. Hem şive... hem palavra, sonra bir de hasta dede numarası var ki... Hasta dedeciğimin iyileşmesi için golümü bile çestirmeye razıyım. Ne iyi kalbiniz var. Param olaydı da kalbim katı olaydı. Dedemin hastalığını kalbimin iyiliğiyle çeşiremey ki. Dedeciğim, cephede kanını akıtarak ne madalyalar kazanmış. Bilemeysin sen, Galiçası var, Treblus garbu var, Filistin çepeleri... Çanakkale, Marmara, hepsinde de bir bacağını kaybetmiş. Yani dedenizin dört bacağı mı vardı? Yani demek istiyorum ki... o kadar kahraman Türk'tü ki... kırk ayak olsa... kırkını birden feda ediyordu da...
Şivemin pozukluğu size tacizlik edeyim, biliyorum. Biz Karadenizliler nasıl yani... Ne münasebet, babam da Trabzonludur. Uy, taşına toprağına kurban oldum onun Trabzon'u. Ha buraya vakti zamanında dedemin oturdu. Benim de doğduğum haneyi ziyaret maksadıyla cıldım. Sormacir sokak 16 numara, tam köşedeymiş. Şimdi bizim oturduğumuz ev bu. Ne tesadüf. Şu yakut taşlı yüzüğüme kaç lira verirler? Kraliyet yüzüğünüzü mü satacaksınız sayın prensim? Bana prens diye hitap etmemeni kaç defa söylemiştim. Benim burada bir hükümdar olarak değil, alelade biri gibi tanınmam lazım. Affedersiniz, yanılmıyorsam beyefendiye prens diye hitap ettiniz. Lütfen bu sözleri unutun hanımefendi. Ben başka kadınlara benzemem. Bana güvenebilirsiniz. Israr etmeyin hanımefendi. Zaten şu kopasıca dilim yüzünden prensin başını yeteri kadar derde soktum. Demek hakiki bir prens. Hakiki fakat talihsiz bir prens. Hep ihtilalle zalimlerin pençesine düşen vatanının ıstırabı içinde kıvranan zavallı bir Arap ülkesinin hükümdarı. Demek ki Arap hükümdarı. Susun. Duyulmasın. Bu asil ve bahtsız adamı unutmaya çalışın. Prens! Rica ederim hanımefendi, ben prens falan değilim. Telaş etmeyin asalet maap, bana güvenebilirsiniz. Yoksa... benim talihsiz halkımdan mısınız? Hayır ama eğer başınız dertliyse en sadık bir tabağınız gibi bana güvenebilirsiniz. Demek öyle. Büyük tesadüf. Ne tesadüf? Güzellikle merhamet kadınlarda nadiren birleşir de. Üstad ressamların tablolarındaki melekleri bile kıskandıracak... sizin gibi şaheser bir hanımın fedakar elini öpmek isterim. Ama sizden masum bir öpücükten başka yardım kabul edemem. Ama neden? Düşmanların yüzünden. Bu güzel başınızın derde girmesini istemediğim için. Her ne bahasına olursa olsun size yardım etmek istiyorum. Eşsiz güzellikte bir kadınsınız. Güzellik ve merhametinize bir de cesareti eklemek lazım. İnanın tarihte bu üç meziyeti birleştirmiş çok az kadın vardır. Varlığınızla onların sayısını arttırmış oluyorsunuz. Hayranınız Prens Halim Elkeskin'e isminizi bağışlar mısınız? Lamia çok para. Adanalıyım. Evet. Tarihteki bu sayısı az kadınlara Adanalı Lamia çok para hanımefendi de katılmış bulunuyorlar. Dıştan gördünüz ama doğduğunuz evin içini de gezmek istersiniz belki. İstemez onu isterim ama... evde kimse yoksa doğru mu diyorsun? Başka biri olsaydı içeri almazdım zaten. Ama sen hemşehrimizsin. Hem öteki erkeklere benzemiyorsun. Ha bunu bileydim. Bir emsalim daha yoktur namus mevzuatında. Bir dakika içeri girsen ne çıkar sanki? Pey baban yoksa doğru mu dersin? Öyleyse yarın uğra, babam evde olacak. Ne oldu? Nem var? Kalbim tekleyi. Zavallı dedeciğimin hastalığının üzüntüsünden bağda bu illet musallat oldu. Tosta bakalım onu. Bu yavrunun da kaydı düşüldü demektir. Sen temel reisi bilmiyorsun. Kızının yanında yabancı bir erkek değil, erkek elbisesi bile bulundurmaz. Sen öyle zannet. Gel şöyle. Tamam. Dedeciğimin Karadeniz kızları için ettiği laf pes tamam doğruymuş. Neydi dedenin lafı? Haçan alırsın bir Karadeniz kızı. Rahat bulur yaşın yüz ederdi dedeciğim. Ama benim için mümkün yok böyle bir iş. Niçin evli misin? Ben bir fakir Karadeniz uşağıyım. Sense koskoca Maltemer Reis'in çözünün bebeği kızı.
Hiç değilse kılık kıyafetim şık olsa bey babanın karşısına çıkma kolaylaşırdı. Mühim olan insanın kendidir. Bir iki metre kumaşla mı değer biçilir? Ha bizi bir duvar gibi birbirimizden ayıran bu eski elbiselerden nefret eder. Çıkaralım onları. Kurtulmak isterim bunlardan. Gel şuraya uzan biraz, hadi. Heh, işte Temel Reis de geldi. Senin kurduğun meslek hayatı burada biter artık. Acele nanay, kürdanzade. Elimdeki oyunlar Ali Cengiz'de bile yoktur. O bir yolunu bulup Temel Reis'i de uyutur. Varsun tenitosundur. Herkese tekmül cemiyet gaidelerine ve adab-ı maşeretlik talimatnamesine meydan okuyayım. Ha bu pozisyonda şıklık değil, suhatli ve mütenasibiyotlu bir vücut aranır. Kızı vücudumdan iptal ediyorum. Babacığım hastalanmıştı da. Hoş geldiniz Temel Reis. Ha böyle bir kızınız olduğundan dolayı ne kadar iftihar etseniz yarıdır. Ha bu ne rezalettir, sen kimsin? Benim mahremiyetimde hava öyle yer uyan ne arar? Bendeniz Karadeniz uşaklarının kurmuş oldukları genç kızların namus ve şeraflarını koruma kurumunun en faal üyelerinden biri olmak sıfatıyla kızınızı bizim kuruma kaydeyledim. Sen benim kızımın namusunu ha böyle kol sarmasını alıp da yatağa yatırmak mı bu Koreya? Vaziyeti yanlış anladım, pes oldu. Çok saygı duyar çocuk hanıma, irz ve namus düşmanı bir çapkınla muteber ve şerefli amcazade munanesine tecavüzlükte bulunmak, adab-ı umiye aykırı bir kıyafetle dolaşmak, saf ve masum bir genç kızı ifale teşebbüsat. Ve bakay! Sizin vaziyeti umumiyenizin manzarası benimkinden daha fazla olur paşkomiserim. Ne demek istiyorsun be? Sicilinize düşecek iki çapraz not yüzünden emniyet tamir olamazsınız. Benim sicilime ne diye çapraz not şeymiş be kayın? Bu muntukada sözde kulüp adı altında kumar oynanan yerleri, kaçak satılan Amerikan sigarasını, çizlere, kadınlara sarkıntılığın son günlerde çok arttığını tuşun bir kere. Sen benim intikamda olup bitenleri nereden biliyorsun be? Çoğunda benim payım var, bilmez miyim? Yazık, emniyet amirliği size çok yakışacaktı. Bana şantaj mı yapıyorsun be? Hello, karşınızda başkomiser Aslan Teryasever. Evi kaçta geleceğini soracaktım. Sen misin elmasım, kaçta geleceğimi ben de bilmiyorum. Başımıza bir iş geldi, evlere şimdi. Allah'tan sen tanımaysın, Selim adındaki meşhur çapkın yeni bir suç işlemiş da. Demek kızımla da, kızımla da öyle mi ya? Kızınız çok cici bir hanım. Ben rezil oldum. Bütün şehrin halkı benim suratıma kulacak şimdi be. Mesele duyulursa emniyete amirli olmanız da cüşleşir. Ama durun, bir çaresini bulun. Hadi beni dur. Bu işin yayılıp duyulmaması size bağlı. Tövbe gari, nasıl örtbas edeceğiz bunu? Bu şehirden çekip gidersen mesele de kendiliğinden kapanır. Tamamdır, aferin. Hemen ilk vapuru da buradan gideceksin, bir daha da Yalova'ya gelmeyeceksin. Oldu. Ne duruyorsun be? Yalnız başka bir mesele var. Ne meselesidir ki? Para meselesi. Para mıydır? Ne parası be? Malum ya, yol masrafım olacak. Cittiğim yerde yeni bir iş tutuncaya kadar havayla geçinemem ya. Ola beni faka bastırdın. Al bakayım, al da git. Ama böylelikle benden de kurtulmuş olaysın sayın emniyet amiri bey. Çık! Çerevli, ata bunu dışarı! Biraz fal solu girdim, kusura bakmayın. Peşimdeki yuvamı yapmaya hevesli dişi kuşları etmeye çalışıyordum. Kuşlardan biri sizden inatçı galiba. Hayır, haber vermeden gidiyordun ha? Ben de seninle vedalaşmadım diye üzülüyordum. İskeleden telefon edecektim sana. Beni bırakıp gitmene müsaade eder miyim sanki? Hani evlenecektik? Tabii evleneceğiz. Ama zavallı dedeciğimin durumu ansızın ağırlaştı. Hadi sevgilim, vapur neredeyse kalkacak. Seni çok özleyeceğim, inan. Yakında geleceğim. Bir de gülüyorsunuz. Yaptığınız işin kalpazanlıktan farkı yok.
Felekle seksek oynamış birine benziyorsun ama kadınları tanımadığım belli arkadaşım. O zayıf ve yumuşak mahluklara karşı daima hassasımdır. Geleceğiz. Bir erkeğin tabutunu en azından 4 kişi omuzlar ama onu mezara göndermek için tek kadın yeter. İşin bu tarafını hiç düşünmemiştim doğrusu. Kadınlar bize suyu sıkılacak üzüm gözüyle bakarlar. Onlar için sadece şıra, sirke veya şarap çıkarılacak, posası dağıtılacak üzüm salkımlarıyız. Hani pek de haksız sayılmazsınız. Hem de %100 haklıyım. Öteki üzümler gibi suyumun sıkılmasını istemiyorum. Ceviz gibi çetin, koruk gibi ekşi olacaksın. Ya. Değil mi kaptan amca? Ha? Av olmaktan kurtulmak için avcı olman lazım. Etrafa iyi bak, ne görüyorsun? Yemek yiyenleri. He, şuraya otur da dersimizin pratik kısmını seyret. Gel. Otur. Bak şimdi bana. En ucuz yemek nedir? Sebzelerimiz ucuzdur efendim. Porsiyonu 3 lira. Ha, daha ucuz bir şey yok mu? Çorba var. Çorba getirin lütfen. Merakımı affedin, işsiz misiniz? İş mühim değil, zavallı dedeciğim. Başına bir şey mi geldi? İstanbul'da hastanede yatıyor, çok ağır hasta. Kurtulması yapacakları ameliyata bağlı. Ameliyat için de çok para istiyorlar. Dertlerimle sizi rahatsız etmeyeyim. Hayır, aksine. Bu zamanda aile bağları sizin kadar kuvvetli olan bir genç görmek nadirattandır. İşte ben de dedemin ameliyatı için para biriktirmeye çalışıyorum. Sualimi mazur görün. Sadece çorba istemeniz bu yüzden mi? Artık zor gelmiyor. 7 gündür alıştım. Zavallı dedeciğim iyi olsun da açlıktan bile ölmeye razıyım. Yo, böyle bir şey müsaade edemem. Bugün dilediğiniz yemeği yiyeceksiniz. Hayır, çok iyisiniz ama buna razı olamam. Masrafa sokmak istemem sizi. Bu gence en iyi yemeklerden getirin ve hesabı da bana yazın. Başüstüne hanımefendi. En azından 50 liralık bir ziyafetti arkadaşım. Birinci sınıf bir oyun çıkardın doğrusu. Hasta dedemin ameliyatı için elden bir yüzlük de var. Dedenin hastalığı ne? Canım hastalığı geç, piyasada dedenin kendisi de yok. sadece 3-5 kilometrelik bir kadından hiç 100 kağıt yoldun mu? Yazık, halbuki vitrinin dekorun da yerinde. Yanılmıyorsam kadınlardan para alanlara yakışıksız bir isim verirler. Cigolo derler ama Türkçesi akıllılık bunun. Birlikte adanın pamuğunu atardık be. Sen nerede oturuyorsun? Şimdilik bu adaya yerleşmeyi düşünüyorum. Buraları şenlikmiş. O dediğin masal oldu. Burası tekaüt, pimpon, müzeli hatunlarla doldu. Eyvah! Unuttum, İstanbul'da bir randevum vardı benim. Ben derhal dönmeliyim. Hadi eyvallah. Telefondan sonra hemen harekete geçtim. Kızı nasıl buldun? Mükemmel. Şöyle bir bakış ile bizim çaylak avcıyı yolundan çeviriverdi. Sırf bunun için mi istemiştin kızı? Burası benim av sahağım. Malum ya, 2 cambaz bir ipte oynamaz. Öyle. 2. sınıf bir sokak çapkını seninle aşık atabilir mi hiç? En büyük mağaza bile kapısının önünde işportacı istemez, değil mi ya? Adı Suzan, soyadı 4 yollu. Güzel. Portakal Kralı'nın dul karısıymış. Adam 2 yıl önce ölmüştü galiba. Öldüğünde tam 90 yaşındaymış. Şu dul Portakal Kraliçesi'nin resmine bir bakalım hele. Yemede yanında yer. 90 yaşında ha. Ben de böyle güzel bir sebep yüzünden ölmek isterdim doğrusu. Bayan 4 yollu ne zaman teşrif ediyorlar?
Mersin'den dün uçakla hareket edip İstanbul'a gelmiş. Yarın da adaya gelip yazı burada geçirecekmiş ya. Bu devirde sizin gibi hayırlı torun değil, evlat bile zor bulunur. Ne demezsiniz, beni çıkaran fabrika top attı zaten. Çok şakacısınız. Dedenizin ameliyatına ben de yardım etmek istiyorum. İmkanı yok, alamam. Lütfen kabul edin. Kraliçe Hazretleri biliyorlar Haşmet Beyap'ı, yalnız yanındaki genci gözüm tutmadı. Bizim çaylak iş sahasını genişletiyor. Bu gidişle ekmeğimiz tehlikede. Böylelerini iyi tanırım. Yakında bir açık verir nasıl olsa. Bütün mesele açık vereceği zamanı kollamakta. Bak neler aldım sana sevgili. Canım benim. Nasıl? Dediğim çıktı mı? Buyurun. Evet. Onun ne mal olduğunu size söylemiştim. Hasta dedesini ameliyat ettirsin diye verdiğim parayı sokak kızlarıyla hep çapkınlık için harcıyor. Bunun hesabını soracağım onda. Suzan Hanım, siz hiç merak etmeyin. Bunun hesabını memur beyler şimdi ondan soracaklardır. Bu ikisi hırsızlık masasının en kuvvetli elemanlarıdır. Beni vaktinde uyarıp gözümü açtığınız için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Buranın yerlisiyim. Adamızı böyle parazitlerden korumak en tabii vazifem. Sizi Suzan dört yolluyu dolandırmak suçundan tevkif ediyorum. Dur yahu şu elbiselerimi alayım. Parayı kendisi verdi, ben çalmadım. Derdini karakolda anlatırsın, yürü bakalım. Bana bozulması kıskançlıktan, siz de genç ve yakışıklı erkeksiniz. Çapkınlık yollarında böyle ters suya düştüğünüz olmuştur, değil mi ya? Başka bir yavruyla beraber olmak çapkınlıktır ama yakalanmak enayice bir iş. Senin gibisine acemi çaylak derler. Ne haber? Sizin çaylağın hesabı tamam. Güzel. Kim yolunmuş kargaya döndü. Yalnız bizimkiler karakola gelmeden işi halletmemiz lazım. Hadi gidelim. O mahalleden ben de şikayetçiyim. Merhaba memur beyler. Merhaba. Suçu ne ki? Paralı ve masum kızları kandırmaktan sanık. Buradan kurtulmanın bir yolu yok mu hemşerim? Mümkünatı yok. İşlediği gün cürüm çekküt taşı gibi ağır. Hiç olmazsa sana avukat falan tutacak bir danıdığın olsaydı. Burada oturan bir tanıdığım var, iyi bir dost. Adı da burada oturuyor. Dur bakayım ismi... Halim Keskin. Halim Keskin mi? Hadi oradan be! Benimle zevzekleneyim mi sen? Hiç bakmam, esnai vazife sırasında memurla alay gerçeği diyerekten bir zabutta ben tanzimat ederim. Senin emsalin bir ibiği kırıkla Halim Keskin beyefendinin ne ilakadarlığı olacak? Bu köyün en bir hatırlı güşizadesidir o. Ne olursunuz memur beyler, karakoldan evvel bir dakika Halim Bey'in evine uğrayalım. Kadını dolandırmış, parasını almış. Hıps! Beni yüzüstü bırakmayacağını biliyordum. Size onun dostum olduğunu söylemiştim de inanmamıştınız. Buyurun. İtham çok ağır, cürmü meşhuda da giriyor. Nöbetçi mahkeme hangisi acaba? Üçüncü Aslı'ya ceza. Eyvah! Yandı öyleyse. Bilhassa ahlak ve umumiye bahsinde ve dolandırıcılık gibi suçlarda çok titizdir. Hele...